Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel bir şiş örgü modeli anlatmak istiyorum. Yapımı gayet kolay, herkes rahatlıkla yapabilir. Ben şöyle ilmeklerimi atarak başladım. Gördüğünüz gibi batik bir ip kullanıyorum, orta kalınlıkta ve 3.5 numarada şiş kullanıyorum arkadaşlar. Modelimiz 4 ilmek ve katları artı 3 ilmek atarak sizler de başlayabilirsiniz. 4 ilmek ve katları artı 3 ilmek. Şöyle ben bakın. Bir sıra haroşa örerek başladım ama lastik de uygulayabilirsiniz. Nasıl isterseniz örgü örgü berelerde, örgü şallarda istediğiniz örgü modellerinde bu modeli kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ayrıca arkadaşlar videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi bir tane düz ördüm. 1 2 3 tane ilmeğim var arkadaşlar ve ortadaki ilmekten bakın. Bu şekilde örmeden Bakın bu şekilde aldım. Ortadaki ilmek başa gelecek şekilde çevirdim. Ve tekrar soldaki şişime geri alıyorum. Bakın ortadaki ilmek başa geldi. Ve şimdi arkadan bir ilmek daha ekleyerek toplam 3 ilmek Bakın 2 ilmeğim bu. Bir tane de arkadan alıyorum arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu şekilde düz olarak ilmek çıkardım. Bir tane artırdım ve aynı şekilde 3 ilmekten bir ilmek daha çıkartıyorum ve yine toplam 3 ilmeğim oldu ve 3 ilmeği buradan bıraktım. Evet şimdi arada bir tane düz ördüm bir ikinci ilmekten bakın aldım ve ortadaki ilmek başa gelecek şekilde çevirdim ve yine şişime geriye aldım bakın iki ilmeğim ortadaki ilmek başta arkadan bir ilmek daha aldım ve bir ilmek çıkardım bir artırdım ve yine bir tane daha ilmek çıkartıyorum yine toplam 3 tane oldu ve 3 ilmeğimi burada bırakıyorum ve şimdi bir tane düz ördüm yine aynı şekilde bakın ortadaki ilmek başa gelecek şekilde çevirdim hemen şişime geriye aldım Arkadan bir ilmek daha alarak 3 ilmeği birlikte düz ördüm. Bir artırdım. Ve tekrar bir ilmek daha buradan örüyorum arkadaşlar. Ve yine 3 ilmek çıkardım. Bakın 3 ilmek bu şekilde bırakmış oldum. Ve yine araya bir tane düz ördüm. Ortadaki ilmek bakın öne gelecek şekilde şöyle arkadaşlar kaçırmayalım. Bakın bu şekilde alıyorum. Ve hemen geriye yine bıraktım ve arkadan bir ilmek daha alarak 3 ilmekten bir tane düz örüyorum. Masada da ördüğüm için arkadaşlar biraz da zorlanabiliyorum. Kusura bakmayın. Ve bir tane düz ilmek çıkarttım. Bir tane artırdım ve yine aynı 3 ilmekten bir ilmek daha alıyorum ve bıraktım. Ve arada bir tane yine düz ördüm. Bakın iki tane ilmeği şöyle ters alarak ortadaki ilmek başa geliyor arkadaşlar. Aldım. Şu ilmeği de ekliyorum. 2 ve 3. 3 ilmeği birlikte bir ilmek çıkarttım, ördüm. Bir artırdım ve bir ilmek daha alıyorum ve bu üçlü ilmeğimi bıraktım şekilde sıra sonuna geliyorum. Sıra sonundayım arkadaşlar. Bakın ilmeğimi ortadaki ilmek başa geldi. Ve 3 ilmeği birlikte aldım. Bir ilmek artırdım. Tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Bıraktım. Son 2 ilmeğim var. Bir tane düz ördüm. Ve bir tane de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Bakın birinci modelimizi kurmuş olduk. Bu kadar arkadaşlar. Sadece modelimizi bu şekilde kuruyoruz ve arkadan da ters tarafından da sadece bir sıra ters örgü örüyoruz. Bu kadar. Evet şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü örerek Sıra sonuna geliyorum. Evet, birinci modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi kaydırma yapıyorum. Alt sırada modele başlarken bir tane düz örerek başlamıştım ee, kenar ilmeğimden sonra. Şimdi ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. 1, 2 ve 3 tane düz ördüm ve yine 1 2 hemen şu şekilde yine ortadaki ilmeğimi başa getiriyorum arkadaşlar tekrar geriye şişime aldım 2 ve bir tane de arkadan ilmek ekleyerek 3 tane ilmekten bir tane düz ilmek çıkarttım ve bir tane artırdım ve bir tane daha düz ördüm ve bıraktım. Araya bir tane düz ördüm. Hemen yine ortadaki ilmeğimi şöyle çeviriyorum. 2 ve 3 arkadan bir ilmek daha aldım. 3 oldu. bir artırdım. Ve bir tane daha ördüm araya yine bir tane düz. Bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna geliyorum. Evet sıra sonundayım arkadaşlar. Bakın şimdi yine bir tane düz örüyorum araya. 2 ilmeğim var gördüğünüz gibi ve hemen ilmeklerimi çevirdim. Ortadaki ilmek başa geldi. 2 ve arkadan bir ilmek daha alıyorum. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek artırdım ve aynı şekilde 3 ilmek arasından bir ilmek daha ördüm arkadaşlar. Ve bıraktım. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. Nasıl bu modelimizi kaydırma yaptık. 3 ilmek düz örerek başladım. 3 ilmek düz örerek bitirdim ve kenar ilmeğimi de örerek tamamladım sıramı. İkinci modelimizi de kurmuş olduk. Hem de kaydırma yapmış olduk arkadaşlar. Arka tarafında sadece yapmamız gereken ipimiz bizden tarafta ve sadece ters örgü örmek. Gördüğünüz gibi model bu kadar kolay, basit. Herkes rahatlıkla yapabilir. Eliniz alışınca zaten rahat bir şekilde örüyorsunuz arkadaşlar. Evet bu sıramı da ters örgü örerek tamamlıyorum. Bakın modelimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yükseldikçe daha da güzel görünecek. Bakın kabartmalı ya da üç boyutlu da diyebilirsiniz. Bakın harika bir örgü modeli oldu ve çıtı pıtı arkadaşlar. Hırkalarda, battaniyelerde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model. İlk modelimizi koyarken bir tane kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane düz ördüm daha sonra ortadaki ilmeğimi çevirmiştim İkinci modeli koyarken kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 tane düz ördüm daha sonra modeli koymuştum şimdi yine tekrar kaydırıyoruz aynı birinci modeli koyarken kenar ilmeğini örmeden almıştım bir tane düz örüp 1 2 İkinci ilmeğim arkadaşlar, şöyle öne getirdim, aldım ve üçünü birlikte örüyorum. Bir artırdım ve tekrar üçünü birlikte ördüm ve bıraktım. Araya bir tane düz ilmek ördüm. Bakın. 2 tane bakın ortadaki ilmek başa geldi tekrar geriye alıyorum 2 ve bir tane de arkadan ilmek aldım 3 ilmekten ilmek çıkarttım düz bir artırdım ve tekrar düz ördüm ve bıraktım bir tane düz ördüm modelimiz hep bu şekilde devir daim ediyor arkadaşlar yani Burada anlamanız gereken tek şey ilk modelimi kurarken bir tane düz ördüm. Kenar ilmeği örmeden aldım bir düz ördüm. Daha sonra model kurdum. Arkadan zaten ters örüyoruz. İkinci modelimde kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 tane düz ördüm ve modelimi kurdum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben de biraz modelimi yükseltip hemen döneceğim. Bir tane daha göstereyim. Yani şunu da söyleyeyim size. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü modelimde bir tane düz ördüm. Bir tane arkadan ters örünce ne yapmamız gerekiyordu? Kenar ilmeğini örmeden alıp 3 tane düz örüp daha sonra model kuruyoruz. Modelimiz bu kadar. Basit kolay arkadaşlar. Herkes rahatlıkla bu modeli örebilir. Şöyle. Bakın tekrar geriye alıyorum. 2 2 ilmeğim arkadan bir ilmek daha aldım. Düz ördüm. Artırdım. 3 ilmekten bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve bıraktım. Ben de biraz modelimi yükseltip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar bakın modelimi yükselttim. Çok da güzel oldu. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Bakın arkası da bu şekilde. Gayet güzel, kolay. Gördüğünüz gibi zaten kolay, tek sırada koyulan bir model. Ve ikinci sırasında da sadece ters örgü örüyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.